Bizim TV'den merhaba sevgili izleyiciler. Şimdi Türkiye birçok konuyla kavrulurken diyeyim, gündemde birçok konu varken EYT'lilerin sorunu hala çözülmüş değil. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bu kapıyı tamamen kapatmış gibi görünüyor ama önümüzdeki seçim dönemlerinde tekrar gündeme gelir mi? Bir seçim atmosferinde bundan bir dönüş olur mu? Göreceğiz hep birlikte. Peki mevcut durumuyla ne olacak? Birçok mağduru var bunun. Binlerce, milyonlarca mağduru var. Barış arkadaş telefon attığımızda onunla konuşacağız. Merhaba Barış. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, ne olacak bu EYT'lilerin durumu? İşte yaşları nedeniyle prosedür gereğince, daha doğrusu o dönemin kanunları gereğince emekli olma girişimleri ama şimdi yaşları nedeniyle 45-50 civarında yaşları biliyorsun. Özel sektörde de yaşlısın diye iş bulamıyorlar. Ne olacak EYT'lilerin durumları? Lale, Adalet ve Kalkınma Partisi emeklilikte yaşa takılanlar konusunda tam bir popülizm uyguluyor. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan grup herhangi bir imtiyaz, herhangi bir ayrıcalık, herhangi bir kıyak istemiyor. Onlar şunu istiyorlar. Diyorlar ki biz 1998 yılına kadar devletle yaptığımız aktin, sözleşmenin uygulanmasını istiyoruz. AKP ise emeklilikte yaşa takılanların bu isteğini sanki elit bir grup kendisine imtiyaz istiyormuş da AKP de bunun karşısında halkın parasını koruyormuş havası yaratarak önünü kesmeye, durdurmaya çalışıyor. Evet. Oysa ki iş kurallarının temel kıstasları vardır. Siz bir iş yerine başladığınızda SSK'lı, sigortalı, Bağkurlu ya da emekli sandığına tabi olduğunuzda bu bir devlet kurumuysa ya da bir özel şirketse ne kadar sürede çalışacağınızı ve ne kadar sürede emekli olacağınızı bilerek ona göre işe başlarsınız. 1998'de çıkarılan bu yasa, özür dilerim, 1999'da çıkarılan bu yasadan önce işe başlayanlar 1991'de değiştirilen yasaya tabiydiler ve 25 yıl çalışıp emekli olabileceklerini düşünüyorlardı. Evet. Ama bu yasanın 1999'da değiştirilmesi sonucu emeklilikte yaşa takılanlar sorunu oluştu. Evet. İstersen önce bu sorunun temeline bir bakalım. Evet. Şimdi Turgut Özal 1987 yılında emeklilikle ilgili bir düzenleme yaptı. Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş sınırını getirdi emeklilik için. Demirel 1991'de iktidar olduğunda emeklilikle ilgili yasayı değiştirdi. Kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaşı getirdi. Fakat Ecevit, Yılmaz ve Bahçeli'nin hükümet olduğu dönemde 1999'da Yaşar Okuyan'ın Çalışma Bakanı olduğu dönemde yasa tekrar değişti. Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olacak hükmü konuldu. Şimdi yasanın bu şekilde işlemesi, yürürlüğe konulması ve geriye dönük de işletilmesi o dönem yani 1999 öncesi işe giren insanların en az 10 yıl, 15 yıl daha fazla çalışma zorunluluğunda beraberinde getirdi. Evet. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar diyor ki arkadaş ben işe girdiğimde ne zaman emekli olacağım, ne kadar prim ödeyeceğim ve ne zaman emekli maaşı alacağım belliydi. Evet. Ama siz maç yapılırken maçın ortasında kuralı değiştirdiniz. Kuralı değiştirdiğiniz için benim anayasayla belirlenmiş kazanılmış hakkımı, emeklilik hakkımı gasp ettiniz. Burada bu hakkı isteyenler, emekli olmak, kıdem tazminatı almak ve maaşa bağlanmak isteyenler herhangi bir imtiyaz talep etmiyorlar. Kanuni haklarını istiyorlar. Kimse tabii ki 38 yaşında, 40 yaşında insanlar emekli olsun demiyor. Bunun Evet. zaten bir gerçekliği de yok. Ama siz bu insanlar işe girdiğinde devlet olarak, özel şirketler olarak söz vermişsiniz, bir akit imzalamışsınız ve bu insanlar da o gün mesaide birlikte çalıştıkları arkadaşlarının emekli olma şansı kavuşanların aynı haklarını istiyorlar. Şimdi 1999'da bu yasanın değişmesiyle birlikte 5 milyon kişi emeklilikte
gerekirken, yani bu insanların haklarını verip emekli olmalarını sağlaması gerekirken, bari 2008'de yeni bir yasa çıkartıldı ve bununla birlikte emeklilik yaşı 65'e çıktı kadında ve erkekte de. Hani herkes bir düzeltme beklerken daha da işler karmaşık hale geldi. Üstelik AKP'nin çıkarttığı yasa o kadar çarpışık, o kadar karmaşık ki bu yasayla birlikte emekli olanların maaşları da kademeli olarak azalmaya başladı. Bakın çok saçma değil mi? Evet, ne evet. kadar çok çalışırsanız o kadar az emekli maaşı almaya başlıyorsunuz. AKP'nin 2008'deki bu yasası zaten karmaşık olan, zaten bozuk olan sosyal güvenlik sistemini iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. Şu an emekliler AKP'nin karmaşıklaştırdığı bu düzen yüzünden tam 3 ayrı kategoride maaş alıyorlar. Öyle ki annelerinden, babalarından ya da çeşitli sebeplerle eşlerinden maaş alan, emekli maaşı alan kişilerin 842 binin 1000 TL'nin altında bir gelire sahip olduğu, bir emekli maaşına sahip olduğu görülüyor. Sayın Erdoğan 1000 TL'nin altında alan kimse yok dedi ama ya bu bile aslında ne kadar garip değil mi? Evet. Ne demek bir emeklinin 1000 TL alması? Hani herkesin 1000 TL emekli maaşı aldığını varsayalım. AKP'nin söylediğinde doğru kabul edelim. Allah aşkına bizim yayınımızı dinleyen, AKP'ye oy veren yurttaşlarımız ve AKP'yi yöneten siyasetçiler ellerini vicdanlarına koyup bir insanın ayda 1000 TL ile geçindiğini, geçinebileceğini söyleyebilirler mi? Mümkün değil. Asgari ücret 2020 TL iken asgari ücretin neredeyse yarısı oranında maaş alıyor emekliler. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin zorlamasıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli bu konuyu gündeme getirmesiyle kazanılmış bir hak. Ki buna bir hak da diyemeyiz. 1000 TL insanlar maaş alıyorlar. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında hem emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmeyerek hem de sosyal sigorta sistemini, sosyal güvenlik sistemini karmaşık, içinden çıkılmaz bir hale getirerek amaçladığı bir şey var. O da şu. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi çalışanların, emekçilerin güvencesini, emeklilik hakkını aşamalı olarak kaldırmak yerine bireysel emeklilik sistemi denilen ve tamamen sermayeye kaynak aktarımı yaratan bir sistem getirmek istiyor. Burada emeklilikte yaşa takılanların maaşlarının, daha doğrusu haklarının verilmemesinin en temel sebeplerinden biri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyal güvenlik sistemini, yani devletin güvencesini ortadan kaldırmak istemesi ve tamamen bireysel emeklilik sistemine dönüşümünü sağlamaktır. Dikkat edin, AKP'nin çıkardığı yasalarda bireysel emeklilik sistemine bir yönlendirme var ve bireysel emeklilik sistemine girenlerin primlerinin %25'inin de devlet tarafından ödenmesi de hala sürüyor. Bu ne demek? Ya şunu söylüyorlar, devlet bu alandan çekilecek, biz sermayedarlara yeni kaynaklar yaratacağız. Ve bu yüzden de Adalet ve Kalkınma Partisi aslında 2019 yılının sonu itibariyle ne yazık ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nu da batırmıştır. Bakın elimdeki rakamlara şöyle bir göz attığımda SGK'nın 2003'te bütçeden sadece 15.9 milyar aldığını, yani bütçenin bütçeden SGK'ya 15.9 milyar aktarıldığını görüyoruz. Evet. Ki bu rakam beğenmedikleri DSP, ANAP, MHP döneminde sadece 1.8 milyardı. Ki bu da kabul edilebilir bir destekti. Çünkü bu tür kurumlar zaten kar etme üzerine kurulmazlar. Bu tür kurumların açık vermesi, makul oranda açık vermesi doğaldır. Ama bakın 2003'te bütçeden 15.9 milyar aktarılan Sosyal Güvenlik Kurumu'na yıl itibariyle, bugün itibariyle 2019'da bütçeden 150 milyar TL'nin üstünde para aktarılmış ve bunun yıl sonuna kadar daha da 195 milyara ulaşması bekleniyor. Yaptığım araştırma sonucunda da bunu görüyorum. Yani 2019'da SGK'ya bütçeden 195 milyar lira aktarılacak. Bu ne demek? Bu gidişle SGK'nın artık emekli maaşı ödeyemez duruma geleceğini görüyoruz. Ki AKP döneminde SGK'nın verdiği açık tam 3 kat artmıştır.
Evet. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin az önce de ifade ettiğim üzere aslında Sosyal Güvenlik Kurumu'na adeta bir savaş açtığı, orayı tahrip ettiği ve burayı ortadan kaldırarak sermayedarların, özel şirketlerin bireysel emeklilik sistemine dönüş yaptırma gayreti içinde olduğunu görüyoruz. Yoksa emeklilikte yaşa takılanların sorunu bütçeden bir dakikada çözülür. Ve yani şey daha büyük, tablo daha büyük. EYT sadece bunun girişi, önü ya da bir ayağı diyebiliriz, öyle mi? Bak şöyle anlatıyorlar. Sanki emeklilikte yaşa takılanlar diyor ki herkes 38-40 yaşında emekli olsun. Arkadaş yok böyle bir şey. Kimse 40 yaşında emekli olalım demiyor. Kimse kadınlar 38 evet. yaşında emekli olsun demiyor. Böyle bir şey gerçekçi de değil Lale. Evet. Uygulanabilir bir sistem de değil. 38 yaşında kimseyi emekli edemezsiniz. 40 yaşında kimseyi emekli edemezsiniz. Bunun zaten dünyada örneği yok. Ama sonuçta bu yasa 1991'de çıkmış ve insanlar o dönem bu yasaya göre işe başlamış. Evet. Kazanılmış hak haline dönmüş. Anayasa hiçbir kazanılmış hakkın alınamayacağını söylüyor. Siz ne yapacaksınız? İlk etapta bu 700 bin kişiyi emekli edeceksiniz. Bu insanların yaşamını garanti altına alacak bir maaş bağlayacaksınız. En azından bir asgari ücret bağlayacaksınız. Kimse imtiyaz istemiyor. Kanundan doğan hakkımı verin diyor. Ama AKP bunu öyle bir anlatıyor ki sanki emeklilikte yaşa takılanlar, efendim herkes 38 yaşında emekli olsun, herkes 40 yaşında emekli olsun evet, evet. diyor. Yok böyle bir şey. Öyle bir algı şimdi, yaratılıyor. Şimdi nasıl yapabilirler? Aslında emeklilikte yaşa takılanların hakları verildiğinde bunun Türkiye bütçesine getirisi sadece 10 milyar TL. Fakat bu 10 milyar TL'yi televizyonlarda 100 milyar TL diye anlatıyorlar ve 100 milyar TL'yi biz kesinlikle veremeyiz diyerek toplumun bir kısmını emeklilikte yaşa takılanların karşısına çıkartmaya, buradan da bir kutuplaşma yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Oysa ki Lale, dün gece bir televizyon programında da söyledim. Adalet ve Kalkınma Partisi yanlış yatırımlar yapmasa, örneğin şehir hastanelerine 142 milyar TL'yi gömmemiş olsaydı, her yıl 10 milyar TL verilerek emeklilikte yaşa takılanların sorunu tam önümüzdeki 12 yıl boyunca çözülürdü. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ne yaptı? Şehir hastaneleri yaparak yandaşlarına rant yaratmaya, hazine garantisi vererek %70 doluluk oranında hastaneler kurmaya başladılar. Evet. Oysa ki dünyanın hiçbir yerinde şehir hastanesi adı verilen bu tür hastaneler artık yok. Amerika, İngiltere, Almanya 30 yıl önce bu çürümüş sistemi terk etti, denedi ama olmadığını görünce terk etti. Neden? Çünkü bir kere bir hastanenin kolay yönetilebilmesi, hastanın sağlık hakkına erişebilmesi, doktorun hastaya ulaşması, hemşirenin hastanın yanına çok kolay gidebilmesi için hastanenin maksimum 280 yataklı olması gerekiyor. Evet. Bu dünya standardıdır. Ama siz 1000 yataklı, 1200 yataklı hastaneler yaptığınızda ve bunların büyüklüğüyle övündüğünüzde, örneğin göğüs filmi çektirecek 75 yaşındaki bir kişinin o hastanenin içinde en az 2 kilometre, 2,5 kilometre yol yürümesine sebep oluyorsunuz. Evet, evet. Şehir hastanesi şehrin dışında olduğu için kalp krizi geçiren, yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ya da acil bir durum yaşayan yurttaşlarımız şehrin dışına götürülmeye çalışılıyor. Oysa ki hastane sizin hemen yakınınızda, şehrin içinde, belki de küçük poliklinikler halinde hı hı. olmalı ki siz kolayca hastaneye gidebilirsiniz. Ama ne yaptılar? Bu tür hastaneleri yaparak toplumu hem 30 yıl ipotek altına aldılar, hı. borçlandırdılar, hem de buraya 142 milyar TL para yatırdılar. Bu 142 milyar TL ile emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülürdü. Ne yapıyor AKP? Başta da söylediğim üzere popülizm yaparak hı hı. sanki halkın parasını evet. koruyormuş havasına giriyorlar. Evet. İyi de sizin halkın parasını çarçur ettiğinizi biz Osman Gazi Köprüsü'nde, 3. köprüde, 3. havalimanında zaten gördük. Şehir hastanelerinde zaten gördük. Şehir hastanelerine 142 milyar TL'yi yatırıp bir anlamda çöpe atacağınıza, Türkiye'nin değişik yerlerinde hastaların hastanelere kolayca erişebileceği 862 tane
tane ayrı hastane yapabilirsiniz. Bu da Türkiye'deki hastane ihtiyacını önemli bir oranda giderirdi. Ama AKP'ye bakıyorsunuz, verdikleri hiçbir örnek mantıklı değil. Verdikleri hiçbir örnek mantıklı olmadığı gibi gerçekle de uyuşmuyor. Mesela geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı İskandinav ülkelerinden bahsetti. Evet. Ve İskandinav ülkelerinin de bu sosyal güvenlik yüzünden, sosyal güvenlik sistemi yüzünden battığını anlattı. Ben gerçekten dinlerken şaşırdım ve tweet de attım. Dedim ki hangi İskandinav ülkesi batmış? Norveç mi? Bakın, Norveç'in kişi başına milli geliri 81 bin dolar. Evet. Danimarka'nın 60 bin dolar. İsveç'in 54 bin dolar. İzlanda'nın 73 bin dolar. Finlandiya'nın 50 bin dolar. Beğenmedikleri bu ülkelerin milli gelirleri Türkiye'deki yurttaşların milli gelirlerinin neredeyse 10 katı. Çünkü evet. Türkiye'de en son hesaplamaya göre milli gelirin 9.300 dolar olduğu ortaya çıktı ki bu da gerçekçi bir rakam değil. Yani 9.000 dolar kesinlikle değildir. Ama hadi her ya benle Sabancı'yı birlikte ölçüp benle Rahmi Koç'un gelirini aynı kefeye koyup ikiye bölüyorlar. Yani bu da ayrı bir tabii tartışma konusu ama istatistik ayrı bir tartışma konusu. Buna rağmen bile 9.300 doların olmadığını herkes biliyor. Evet. Şimdi beğenmedikleri Norveç'in varlık fonuna bakıyorsunuz. Şu an Norveç'in varlık fonunda 1.1 trilyon dolar duruyor. Net nakit para olarak duruyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hangi batan ülkeden bahsediyor? O yüzden emeklilikte yaşa takılanların yasal haklarını vermemek için ortaya konulan argümanların hiçbirinin gerçekçi olmadığını, burada bir hak gaspı yaşandığını yeniden ifade etmek lazım. Emeklilikte yaşa takılanlar herhangi bir imtiyaz değil, kanuni haklarının kendilerine verilmesini talep ediyor. AKP halkın vergilerini çarçur edeceğine, yandaşlara aktaracağına, her gün milyon dolarlarla ifade edilen parayı faiz lobilerine faiz olarak ödeyeceğine dönsün, halkın sorununu çözsün. Hı. Bir iktidar 5 milyon kişiyi birebir ilgilendiren bir sorun hakkında ben bunu çözmeyeceğim diyemez. İktidar ağlama duvarı değildir, çözüm üretme yeridir. Belli ki Adalet ve Kalkınma Partisi artık tüm sorunlara olduğu gibi emeklilikte yaşa takılanların yakıcı sorununa da çözüm bulamıyor, bulamayacağını da ifade ediyor. Seçmenin de bu bağlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gereken notu vermesi gerekiyor Lale. Kesinlikle öyle. Yani bu EYT'lilerden yola çıkarak Türkiye'de AKP bir sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemini ortadan kaldıracak onun adımları. Onun devamında tabii birçok değerlendirme oldu. Ekonomiye bağlı olarak hep AKP'nin Türkiye ekonomisini nasıl bu hale getirdiğine ilişkin değerlendirmeler Barış. Çok teşekkür ediyoruz. Kaç dakika oldu bilmiyorum, uzun mu konuştuk ama. Gayet güzel oldu. Bu EYT'lilerin durumunu da aslında netleştirmiş olduk. Bilinenler ya da yaratılmaya çalışılan bu yanlış algı nedeniyle çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, EYT'lilerden çıktık yola, az önce de söyledim. Aslında Türkiye ekonomisini nasıl batırdı AKP, onu konuştuk. Barış arkadaştan çok önemli değerlendirmeler vardı sevgili izleyiciler. Bir başka yayında bizim TV'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.